Hey, ne oldu? Neden kimse bir şey konuşmuyor? Bakın, davayı kaybetmedik. Sadece 15 gün ertelendi. Sorun değil Işani. Bu kadar bekledik, yine bekleriz. Evet, hem az önce davanın hakiminin değişeceğini söyledin. Hakim değişince davayı kazanma şansımız da artacaktır. Hadi Işani, bu kadar üzülme. Bu davayı kazanacağız. Bak Işani, herkese kulak ver. Bu kadar üzülmene gerek yok. Teşekkür ederim Işani. Bugün avukatla konuştum. Bugün seninle birlikte duruşmaya gireceğini söyledi. Çok teşekkür ederim. Aslında dün gece geç kaldım. O yüzden sana soramadım. Duruşma için şu 25 bin rupiyi nasıl ayarladın? Avukatın dediğine göre 25 bin rupiyi bugün mahkemeye yatırmışsın. Patronunu ikna etmiş olmalısın, değil mi? Keşke sana yardım edebilseydim. O zaman o huysuz patrona yalvarman gerekmezdi. Üzgünüm. Bir dahakine. Neden üzgünsün? Patrondan parayı almış işte. Nasılsa maaşından keser. Babaanne, ben parayı patrondan almadım. Patrondan almadın mı? O zaman kimden aldın? Hey! Sana basit bir soru sordum. 25 bin rupi gibi bir parayı nereden buldun, çok merak ettim. Aman tanrım, bu senin tam bir aylık maaşın, böyle bir şey nasıl mümkün olur? Neden sustun Işani? 25 bin rupiyi nereden buldun? Işani cevap ver. O parayı nereden buldun? Aman tanrım, onun bu sessizliği doğrusu hiç hayra alamet. Herhalde patronun bütün ay gece gündüz çalışıp sana o kadar parayı vermiyordur. Ve senin bu parayı bir gecede bulman çok ilginç. Onu almak için ne yaptın? Bana bak, insanların aşağılanmalarından bıktım artık. Eğer bundan bir şey çıkarsa, o zaman kimseye bunun hesabını veremeyiz. Eğer yanlış bir şey varsa, herkes hakkımızda neler söyler düşünsenize. Sen de biliyorsun kızım, dünya artık kesinlikle eski dünya değil. Kızlar artık paralarını kolay olsun diye başka yollardan kazanıyor. Lütfen anne, bir şey söylemeden önce biraz düşün. Öyle mi? İzin verelim de istediğini yapsın, öyle mi? Ona hiçbir şey söyleyemez miyim? Bak, senin kızın bu evde olduğu sürece onu sorgulamaya da hakkım var. Çünkü o da benim oğlum Harşet Parekin soy ismini taşıyor. Eğer yanlış bir şey yaparsa, o zaman herkes bizi aşağılar. Ama bunu sormanın bir usulü var. Eğer rahatsız olduysan, o zaman kendin sorarsın. Yemin etmeni istiyorum. Bana doğruyu söyleyin. Parayı nereden buldun? İşani, parayı nereden buldun? İş yerinden. Ne dedin? Hani patronundan almamıştın? Şimdi de iş yerimden aldım diyorsun. Aman tanrım. Artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu şaşırdım. Anne, patron masraflar için 50 bin rupi vermişti. Ben de o paradan 25 bin rupiyi kendime aldım. Anne, davayı kazanacağımızı ve parayı alıp yerine koyacağımı sandım. Sorun çıkmayacağını düşündüm. Gidip patrona ne yaptığımı anlatacağım. Bana inan anne, ben... Nasıl?
Ona söylesen ne faydası var? Daha önce söylemeliydin. Haber vermeden parayı almışsın. Bunun adı hırsızlık. Bunu yaptığını anlamıştım. Öyle ya da böyle yanlış bir şey yaptığını biliyordum. Bir hata yaptıysa bunun cezasını çekmeli. Bu evden gideceksin. Belki o zaman aklın başına gelir. Anne. Evet, belki onu anlamamak için direniyoruz. Çünkü başka çaresi yoktu. İşhani ne yaptıysa sadece bizim için yaptı. Bizim için kendini feda etti. Evimizi almamız için yaptı. Parayı kendi için almadı. Peki sizler? Evet, bu dava önemli tabii ama bu yaptığın hırsızlık. Başka ne yapabilirdim? Senelerdir bu davanın görüleceği günü bekliyorduk. Peşini bıraksa mıydım? Eğer bu parayı bulamasaydım hiçbir umudumuz kalmayacaktı. Savaşmadan davayı nasıl kazanabiliriz? Artık anlamıyorum. Ne yanlış ne doğru anlamıyorum. Benim tek istediğim hepinizi tekrar bir arada görmek. Bizim evimizde. Bizim eski evimizde. Ağlama Şani. Senin çaresizliğini görmeyenler gözyaşlarını da görmez. Onlar için canını bile versen yine de gözlerinde bir değerin olmaz. Vay canına. Şuna bak. Hırsızlık yapan o, kötü olansa biz. Biz tanınmış bir ailedeniz. Aç kalırız ama asla hırsızlık yapmayız. Bu bizim kanımızda yok. Ağlama Şani. Hı? Hiçbir şeyi kafana takma. Ve iş yerine git. Bir çare düşüneceğim. Bu sorunu ikimiz çözeceğiz. Hı? Hadi. Ablam bizim için çok şey yapıyor. Ama biz İşhani'ye yardım etmek zorundayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.